Tamer Korkmaz Heyko Maas'ın Almanyası FETÖ'nün arkasında kemik gibi durmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'a 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilerin bombaladığı meclisin hasar gören bölümlerini gezdirdi. O Almanya ki 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının başarısızlığa uğramasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğrayan batılı devletlerin önde gelenlerindedir. İşte bu Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'deki ekonomik sorunların bitirilmesi için Ankara Bransın'ı serbest bırakmalıdır dedi. 14 Ağustos 2018 yani Washington ağzıyla konuştu. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın Ankara'ya Ray Brans’ını verin kriz bitsin. Katar'dan gelecek para Türkiye ekonomisini kurtarmaz demesiyle aynı kapıya çıkan bir lakırdıdır. Mahsa serbest kalmasını istediği papaz kamuflajlı CIA ajanı Branson 15 Temmuz'da işin içindeydi. TBMM'yi bombalayan darbeci Pensilvanya askerleriyle işbirliği yapmıştı. Bu kahpelerin alayı el birliğiyle aziz vatanımızı işgal etmeye kalkıştılar. Merkel'in son dönemde Türkiye hakkında taktiksel bir iki olumlu cümle sarf etmesi de bizleri kandırmasın. Alman devleti harfiyen bildiğini okumayı sürdürüyor. 200 Almanya halen daha kemik gibi Fethullahçı hainlerin arkasında durmaya devam ediyor. Angela Merkel'in Heiko Maas'ın Almanyası FETÖ'cü hainler için güvenli bir sığınak durumundadır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaklaşık 14 bin FETÖ'cünün Almanya'ya sığındığı haberi Alman basınında yer aldı. 15 Temmuz 2018 Ankara'nın haklarında yasal işlem yapın diye verdiği FETÖ'cülerin listesini paralelcilere teslim eden Berlin'dir. 28 Haziran 2018 Yeni Şafak manşeti 15 Temmuz gecesinin imamı Adel Öksüz'ün Berlin'de Almanya Gezi Servisi'nin iki ajanınca korunduğu daha önce 17 Haziran 2018'de ortaya çıkmıştı. Almanya hükümeti Sol Parti milletvekilinin FETÖ ile ilgili soru önergesine tatminkar bir cevap verememişti. Sorunun konusu özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğine dokunuyor denilerek devletin çıkarlarını işaretlemişlerdi. Bu duruma soru önergesini veren Sol Parti Vekili Ullan Şerpke verilen bu cevap fetöle istihbarat teşkilatları düzeyinde işbirliği yapıldığının göstergesidir diye tepki göstermişti. Düzenbaz Angela Derin Amerika'nın dümen soyundaki Alman devleti 2007-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişinin öldüklerin cinayetlerin üzerini göstermelik bir mahkemeyle nasıl örtü. O dönemdeki derin suikastlarla Almanya'da yaşayan Türklere buradan gidin, bu ülkede size yer yok mesajı verilmişti. Bunca yıldır Türk-Alman dostluğu hikayeleri anlatanları bir de burada hatırlayınız. Neo-Nazi şalına sardıkları malum örgütün NSU, sahne arkasında Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na derin Almanya bağlı olarak çalıştığı anlaşıldı. Ne var ki, Beat Zafeyi yargılayan mahkeme bu derin gerçeği hasır altı etmeyi başardı. Bitevi'ye Nazi gelin dedikleri Biti aslında Alman Gladius'unun gelini olarak istihdam edilmişti. Oyuncak gelin de diyebiliriz kullanıldı. Filmin sonunda ömür boyu hapiste çöpe atıldı. Merkel, yargılama sonrasında hikaye anlatıyordu. Cinayetlerin Almanya tarihine kara bir leke olarak geçtiğini güya vaziyeti kurtarabilmek hesabıyla söyledi. Kendisinin de derin suçların ortağı olduğu ve derin cinayetlerin arkasındaki karargahı karartanların en önde gelenleri arasında yer aldığı gerçeğini ise sarımsaklayıp da saklayacağız. Ez cümle, Almanya bir yandan FETÖ'cüleri, diğer taraftan PKK'lı teröristleri itinayla himayeye devam ederken, Türkiye'ye karşı derin düşmanlık politikasında milim sapma dahi yokken, Angela Merkel'in kısa bir süre önce Türkiye hakkında sarf ettiği yasak sağma kabilinden yahut göz boyamaya dayalı içi boş laflarına mı itibar edeceğiz?